Merhaba arkadaşlar. Bugün Kodu Game dersleriyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu nesne aracı olacak. Bunun içerisinde karakterleri ve nesneleri nasıl ekleyeceğiz, nasıl programlayacağız ve ayarlarına nasıl bakacağız? Bunları birlikte işleyeceğiz. İlk önce ne yapalım? İstersen arka planı birazcık daha büyütelim. Yani çalışma alanımızı genişletelim. Şu şekilde yine yeşil olsun. Sağ ok tuşuna bastığımda birazcık büyütmüş oluyoruz. Ardından nesnemize geliyorum. Burada nesne aracı seçiliyken herhangi bir noktaya, yani çalışma alanımızın herhangi bir noktasına tıkladığımızda bir tane menü açılıyor. Burada bizim ekleyeceğimiz nesneler ve karakterler bulunuyor arkadaşlar. Ekleyebileceğimiz karakterlerde kodu var. Örneğin şöyle ekleyelim bir tane. Şöyle kodu karakterimizi görüyoruz. Bu bizim hareket ettirebileceğimiz, kodlayabileceğimiz, programlayabileceğimiz bir tane karakterimiz. Tabi bunun dışında birçok karakterimiz mevcut. Tıklıyorum yine. Gezgin diye bir karakterimiz var. Elma karakterimiz var. Yani oyunlarda bir elma toplama oyunu yapabiliriz ve belli bir puan elde edebiliriz. Bunun dışında örneğin şöyle tıkladığımızda içerisinde farklı nesneler var. Balon var. Motosiklet var, yani robosiklet var. Uçan balık var. Jet var. Birçok arkadaşlar burada nesne ve karakterler mevcut. Oyun içerisinde kendi oyununuzda hangisi işe yarayacaksa onları kullanacaksınız. Tek tek hepsinden bahsetmeye gerek yok. Şu şekilde tıklayarak içeriklerini görebiliyorsunuz. Örneğin burada ne var? Bozuk para var. Yine kalp var. Yani oyunlarda kullanacağınız nesneler buralarda mevcut. Oyunun tasarımında bunları kullanıyoruz. Bunun dışında neler yapabiliriz? Eklediğimiz bir nesneye sağ tıkladığımızda burada menü var önümüzde. Programlama, yani bir kodlama işlemi yapıyor. Tıklıyoruz örneğin. Burada eğer ve yap olmak üzere iki tane alan var. Burada if else komutları var arkadaşlar. Yani programlama biliyorsanız if else komutlarını, yani koşulları burada kullanıyoruz. Eğer artısına tıkladığımızda bizim örneğin klavyeden bir tuşa basıldığında mı, fareden bir tuşa basıldığında mı veya bir nesneyi gördüğünde mi, duyduğunda mı gibi işlemleri yapabileceğimiz alanlar var. Burada skor yaptığında, yani örneğin puanımız, skorumuz 10 olduğunda şunu yap diyebiliriz. Kronometremiz var, yani belli bir süreye geldiğinde diyebiliriz. Patikanın sonuna ulaştığında, herhangi bir nesneye çarptığında diyerek komutlarımızı buradan yazabiliriz. Daha fazla diyerek de örneğin sağlık bilgisi var. Vuruş gerçekleştiğinde diyor. Yani birçok olaylar var. Bu dersimizde sadece biz burada karakterleri anlatıyoruz. Gelecek derslerde artık oyunlar içerisinde buradakileri parça parça kullanacağız. Örneğin klavyeden diyoruz. Bir örnek yapalım burada. Artıya bir daha basıyorum. Klavyeden örneğin semboller var burada. Yıldız, artı, eksi gibi. Veya burada diğer nesnelerimiz var, yani karakterlerimiz var. Bunların dışında ne olabilir? WASD diye veya okları kullanabiliriz. Harfleri kullanabiliriz. Rakamlar veya çeşitli diyor burada. Boşluk tuşu, page up tuşu, delete tuşu. Yani tuşları, klavyenin üzerindeki bütün tuşları burada yapabiliriz arkadaşlar. Biz ne yapalım? WASD diyelim. Evet, klavyeden WASD'ye tıklandığında ne yapacak? Artık yap kısmına geliyorum. Hareket edebilir, dönebilir, bir şey yiyebilir veya eylemler var burada. Bir şey söyleyebilir size. Suyu yükseltebilir, alçaltabilir. Parlaklığını arttırabilir, rengini değiştirebilir. Yani buradan işlemler yapıyoruz. Biz ne yapacağız? Hareket et diyeceğiz. Bir daha tıklıyorum artıya. Ne var burada? Yavaşça, çabuk ve sınır var arkadaşlar. Örneğin çabuk dediğimizde daha hızlı hareket etmesini sağlayacak. Örneğin şöyle yaptık. ESC'ye basıyorum. Oyunumuz açıldı. Artık yön tuşlarına tıkladığımda hareket ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda yavaş bir şekilde hareket ediyor. Ve şöyle tıklarken ne yapıyor? İleriye gitmek yerine ilk dönüşünde birazcık daha düz gitti, yöne doğru hareket ediyor. Örneğin şu an ileriye gidiyor. Biz döndüğümüzde hala bir önceki yöne doğru hareket etmeye devam ediyor. Bunun da ayarları var tabii ki. İlk önce hızına bakalım. Programla diyorum. Tıklıyorum buraya. Çabuk diyorum arkadaşlar. Bir daha diyorum. Çabuk diyorum. Yani hızını bu şekilde arttırabiliyorum. Bir daha bakalım. Artık gördüğünüz gibi hızı arttı. Ama sağa sola hala sürükleniyor. Şimdi buna nasıl bakacağız? Yine sağ tıklıyorum burada. Ayarlar bölümü var. Yani programlamayı anladık. Ayarları değiştir diyor. Tıklıyoruz buna. Burada birçok karakterin ayarı var.
Her karakterde bu ayarlar bölümü var arkadaşlar. Örneğin zıplama oranı, boyut oranı, suyun üstünde kal gibi işlemler var. Biz buradan iki tane özelliğe bakalım. İleri hız çarpanı. Örneğin bunu arttıralım. Dönüş hız çarpanı arttıralım. İvmeler var. Biraz önce bizim döndüğümüz halde hala devam etmesini sağlayan buradaki ivmeyi de örneğin. Dönüş ivmesini de arttırıyorum. 4 tane özelliğin sonuna dayadım arkadaşlar. İlerletiyorum şu an. Gördüğünüz gibi artık daha hızlı ve daha hızlı hareket ediyor. Ve yönüne döndüğü anda ilerlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızımızı yani hız çarpanımızı arttırdığımızda hızımızı da arttırmış oluyoruz. Aynı zamanda da ne yapıyoruz? Döndüğünde virajı düzgün almasını da sağlamış oluyoruz. İvme için bu hız için de bunlar gerekli. ESC diyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle dışarıya çıkamıyoruz örneğin şu anda. Bu da bir özellik arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. Ayarlar diyoruz. Burada var mı bakalım hemen önüne. Hareketsiz, yaralanmaz, kalan canı göster. Gördüğünüz gibi şuralarda birçok özellik var. Füze yani bu karakterimiz bir ateş edebilir, bir füze gönderebilir. Füzenin dumanı, efekti, hızı gibi özellikleri buralarda görünüyor. Vuruş gücünü ayarlayabiliyoruz. Yani vurduğunda 10 puan, 100 puan düşmesi gibi buradan ayarlayabiliyoruz. Parıldamasını ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz diğer hatalarımız, engellerimiz buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan haritadan dışarı çıkması için haritanın ayarları var. Ona bakacağız. Dünya ayarlarını değiştir diyeceğiz. Şu an nesnede değiliz. Sağ tıkladık. Dünya ayarları diyoruz. Bir de ona bakalım. Cam duvarlar diyor örneğin. Tıklıyoruz cam duvarlara. ESC dedik. Şu an ne yaptı? Bizim oyun alanımızın dışına gitti. Bu şekilde de ne yapabiliyoruz? Oyun alanımızın karakterimiz dışarı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Köşelerde duracak mı? Bunu ayarlayabiliyoruz. Yine sağ tıklıyorum. Dünya ayarları diyorum. Bu sayede dünya ayarlarını da görmüş olduk. Aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi dışarıya çıkamıyor. Evet, nesnelerimizin ayarlarını bu şekilde bakmış olduk. Dediğim gibi oyunlarda bunları tekrardan gireceğiz. Rename var. İsmi koduydu. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. Ne yapabiliriz? Robot diyebiliriz. Şu şekilde yakınlaştırdık. Gördüğünüz gibi üzerinde artık robot 1 yazıyor. Biraz önce kodu 1 yazıyordu. Bu şekilde yapabiliyoruz. Sağ tıklıyorum yine. Kes var. Normal kesme işlemi yapıyor. Ortalıktan sildi. Buradan yapıştır diyorum artık. Kestiğim robotun buraya geldi. Kopyala da yine aynı şekilde. Bir de büyüt küçült var. Bu özelliğinde tıklayalım. Boyutunu buradan ayarlayabiliyoruz. Evet, boyutunu büyüttük. ESC diyelim. Gördüğünüz gibi artık yeni boyutunda hareket ediyor. Yani oyun içerisinde hazırladığınız haritaya göre nesnelerin boyutunu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tabi bu sadece hareket edebilen nesnelerde değil, diğer nesnelerde de geçerli. Yani bir kaya eklediğinizde, bir elma eklediğinizde de boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Döndür var. Bu çok fazla işinize yaramayabilir ama nasıl başlayacağını buradan seçebilirsiniz. Yani yönünü kendi yönünüze göre ayarlayıp oyunu o şekilde başlatabilirsiniz. Örneğin şöyle sağ tarafa bakıyor. Gördüğünüz gibi artık yönünü buradan değiştiremiyorum. Sağ tarafa bakıyor. Döndür diyorum. Yani yönünü ayarlıyoruz buradan. Bunun çok bir önemi yok. Yine sağ tıklıyorum. Yükseklik değiştir var. En sonki ayarımız. Yüksekliğini, haritaya olan yüksekliğini buradan ayarlıyoruz. Şöyle en dibe getirdiğimizde ne yapıyoruz? Direkt yer zemin üzerinde hareket ediyoruz. Burada arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde. Yani sağ tuş tıklandığında bu tür ayarlar var. Haritaya yani boş alana sağ tıkladığımızda nesne ekleniyor. Bu normal sol tıkla aynı işlemi yerine getiriyor. Yani bir ağaç da ekleyebiliyoruz örneğin buraya. Gördüğünüz gibi nesnemizi buraya eklemiş olduk. Harita düzenlemelerine yine geçeceğiz. Bunlar sadece nesne aracını nasıl kullanacağımızı gösteren dersler. Tıklıyorum yine. Dünya ayarlarına zaten bakmıştık. Bir daha bakalım isterseniz. Burada birçok ayar var. Örneğin kameranın modunu buradan seçebiliyoruz. Başlangıç kamerasını, pusula, kaynak. Örneğin gökyüzüne bakabiliriz. Şuradan gökyüzünü ne yapalım? Arka planını bu şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi gökyüzümüz değişti. Bu gibi arkadaşlar dünya ayarlarını da buradan değiştirebiliyoruz. Örneğin ne var burada? Aydınlatma var. Karanlık yapabiliriz örneğin şu şekilde. Karanlık yaptığımız artık gördüğünüz gibi ortam karanlık yani siyah bir etki yaptı. Ayarlamalarımızı da bu şekilde yapıyoruz.
Evet, bu dersimizde nesne aracını nasıl kullanacağımızı öğrendik arkadaşlar. Yani bir harita zemini oluşturduk. Örneğin alanlarımızı, zemini daha önceki derslerde görmüştük. Yeşil alan, mavi alan, siyah alan gibi yerler oluşturduk. Daha sonra bu alanlar üzerine artık nesneler, örneğin bir ağaç, bir fabrika. Şöyle tıklayalım. Burada birçok yerimiz mevcut. Tıkladık örneğin bir kara bulut ekleyebiliriz. Kara bulutu burada görüyorsunuz. Yani bu şekilde nesneler ekleyerek kullanışlı oyunlar yapabilirsiniz. Derslerinizde de bunları kullanabilirsiniz. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Artık gelecek derslerde ne yapacağız? Parça parça oyunlara başlayacağız. Yani bizim şu alt kısımda gördüklerinizi temel olarak anlatmış olduk. Suyu anlattık zaten. Tepeleri, vadileri anlattık. Zemini biliyoruz. Buradaki patik aracını anlattık. Şurada da arkadaşlar son olarak dünya ayarları, yani bir önce sağ tıkladığımızda olan dünya ayarlarını buradan da görebiliyoruz. Ve şu var, bunu da bahsedeyim, bunu özel ders yapmayacağız ayrıca. Tıkladığımızda neresi varsa oradakileri siliyor. Yani nesneleri silmeye yarıyor arkadaşlar bu da. Diğer şeyler zaten kamera hareketi, oyunu başlat ve ana menü olarak görünüyor. Evet, bu dersimizle birlikte bu alt taraftaki menüdeki bütün bölümleri tek tek incelemiş olduk arkadaşlar. Gelecek derslerde oyunlar ile devam edeceğiz. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.